bir soru cevap videosunu daha çekmeye çalışacağız. İlhan Hanım sormuşlar. Özel bir üniversitede bilgisayar mühendisliği okuyorum ve şu an ikinci sınıftayım. Uzun zamandır aklıma takılan sorular var. Eğer cevaplarsanız çok sevinirim. Bilebildiğimiz kadarıyla cevaplamaya çalışalım. Bölüme başlamadan önce bilgisayar hakkında pek fikrim yoktu. Bu yüzden üniversitenin ilk senesinde bölüme alışmaya çalışmakla geçti ve ikinci senesinde bazı şeylere başlamam gerekti. İlk sene programcı olarak C++ öğrendik ve ikinci sene Java'yı öğrenmeye başladık. Süper. Aynı zamanda ikinci sınıfta MS SQL öğrenmeye başladık. Tamam. Yani database dersi öğrendiğinizi anlıyoruz. Fakat okulumun öğretme konusunda eksiklikleri olduğunu ve kendi başıma bir şeyler yapmam gerektiğini düşünüyorum. Evet, doğru düşünüyorsunuz. Sonuçta öğrenecek olan kişi sizsiniz. En iyi okulda da okusanız öğrenmesi gereken kişi sizsiniz. Dolayısıyla doğru, işin sorumluluğu sizde. Bu yüzden mezun olunca neleri bilmem gerektiği hakkında endişelerim var. İyi, doğru yoldayız. Böyle endişelerinizin olması iyi bir şey. Sizce mezun olunca boş bir insan olmamak için neler öğrenmek gerekiyor? Bir videonuzda mesleğinizle alakalı fuar gibi yerlere katılın demiştiniz. Demişizdir. Bu gibi etkinlikleri ve teknolojiyi takip etmek için önerebileceğiniz bir site veya dergi var mı? Şimdi şöyle, bunların takip edilebileceği kaynaklar belli. İnternet üzerinde ararsınız ama şöyle belli, onu öncelikle söyleyeyim. Bakın, klasik bilgisayar mühendisi olarak, yani verilen temel eğitimi almış bir bilgisayar mühendisi olarak çok fazla bir espriniz yok, çok fazla bir enteresan yanınız yok. Böyle çok insan var. Sizin bir konuda uzmanlaşmanız gerekiyor. Ben bütün bilgisayar mühendisliği konularını anlarım. Bilişim dünyasında ne iş olsa yaparım demeye geliyor öteki türlü. Dolayısıyla sizin farklı olan yanınız ne olacak? Ona karar vermeniz lazım. İşte ben bu işin yönetim kısmına kayacağım. Teknoloji yönetimiyle ilgileneceğim. Yönetim bilişim sistemlerine kayacağım. Bilişim sistemlerin yönetimiyle ilgileneceğim. Proje yönetimiyle ilgileneceğim. Veri tabanı uzmanı olacağım. Data mining, big data kavramına kayacağım. Network admin olacağım. Security admin olacağım. Güvenlik yöneticisi olacağım. Hangi konuyla ilgilenmek istiyorsunuz? Buna kaymak lazım. Şimdi ikinci sınıfta olduğunuz için şunu söyleyeyim. Daha henüz bu kararı verebilmek için de biraz erken. Dolayısıyla sizin şunu yapmanız lazım. Hangi konuya kayarsanız kayın, o konuyla ilgili gerekli altyapıyı sağlayacak birikim oluşturmanız lazım şu anda. Şu anda bunu yapabileceğiniz en önemli dersleriniz de işte veri tabanı dersi önemli bir derstir. Programlama dersleri, bütün diğer dersleri etkileyen önemli derstir. Bir sonraki sene 3. sınıfta daha fazla bölüm dersi alacaksınız. Bizim bilgisayar mühendisliği eğitimi genelde böyledir. Üçün biri meşhurdur. İlk 2 sene temel mühendislik dersleri ağırlıklı olduğu için bölüm dersi çok fazla alınmaz. Ama 3. sınıftan itibaren bir anda bölüm dersleriniz ağırlaşmaya başlar. Dolayısıyla bölüm derslerini tanıma şansınız 3. sınıftan sonra çok daha fazla olacaktır. Şu anda aldığınız bölüm dersleri bile çok fazla size bir meslek edindirmek, teknik bir alana yönlendirmektense teorik kalmaktadır. Dolayısıyla burada biraz sıkıntı yaşarsınız. Şimdi bilgisayar mühendisliğinden mezun oldunuz. Bir meslek sahibi olmak istiyorsunuz. Muhtemelen piyasada bir yerlerde çalışmak istiyorsunuz. Dolayısıyla yapmanız gereken şey de piyasayı takip etmek. Onun için fuarlara gidebilirsiniz. İş ilanlarını takip edebilirsiniz. Hangi alanlarda insan aranıyor? Bunlara bakabilirsiniz. Nerede daha fazla insan aranıyor? Mezun çalışan insanlara ulaşabilirsiniz, sorabilirsiniz. İnsanlar genelde Türkiye'de yardımcı olurlar. Yardımcı olan çok insan var. Olmayan da var ama genelde olan insan çok fazla. İnternet üzerinden basit bir maille bile ulaşabileceğiniz binlerce insan var ve bu binlerce insanın belki yüzlercesi size bir şekilde yardımcı olacaktır ve ufkunuz açacaktır. İşte bana mesela mail atmışsınız, ben cevap veriyorum. Buna benzer çok fazla insan bulabilirsiniz. Dergiler veya siteler konusuna gelince dediğim gibi bu uzmanlık alanına yönelen konularda daha fazla. Yani böyle genel bir dergi veya genel bir site şunlar var. Biraz daha teknoloji haberi yapan, teknoloji yönelen ki büyük dergi mesela işte Economist'in de Forbes'un da değişik böyle iş dünyasına yönelik dergilerinde teknolojiyle ilgili haberler oluyor, teknoloji köşeleri oluyor. Bilişimle ilgili daha doğrusu haberler oluyor. Mesela şeyi takip CIO'yu takip edebilirsiniz. Chief Information Officers'ın kendi bir sitesi var. Bunu takip edebilirsiniz. Teknolojik gelişmeler nereye gidiyor bunu görmek için. Böyle kaynaklar var ama dediğim gibi burada birazcık daha mesela bunlar da güvenlikle ilgili genel böyle hiç teknik bilgisi olmayan insanlara haber verme niteliğinde haberler olur. Ama siz bu konuda uzmanlaşacaksanız, güvenlik konusundaki kariyer yapmak istiyorsanız onunla ilgili izleyeceğiniz siteler, dergiler,
daha farklı olacaktır. Dolayısıyla bu site ve dergi ve fuar ve işte iş ilanlarını takip için şimdiden takip etmemiz zararı yok, edebilirsiniz. Ama biraz erken, 3. sınıftan sonra bu işler biraz daha ağırlık kazanacak. Şimdi ağırlığınızı, vaktinizi, emeğinizi daha fazla programlama dillerini öğrenmek veya teknik bilgileri, teorik bilgileri öğrenmek, bir sonraki seviyede üstüne inşa edeceğiniz kavramlar için, altyapı oluşturmak için harcamanızda fayda var. Dolayısıyla özetleyecek olursak, C++, Java öğreniyorsunuz, MS SQL öğreniyorsunuz. Bunları çok iyi öğrenin. Bunlar bile birer meslektir. Ama gözünüzde açık olsun. Şimdiden yavaş yavaş anladığım kadarıyla meraklısınız ve sorduğunuza göre de böyle bir şey oluşmuş. Neler oluyor piyasada, neler bitiyor? Yavaş yavaş bakmanızda bir zarar yok. Başarılar dilerim.